Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel çalışıyor. Memnunum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Tomarza Belediye Başkanı Davut Bey'e oy vermeyi düşünüyor musunuz? Hem de var gücümle. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Cumhuriyet Mahallesi. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı? Şu yapsa daha iyi olur dediğiniz bir faaliyet. Şimdiye kadar ben Cumhuriyet Mahallesi'nde 50 seneden belli oturuyorum. Hiç asfaltımız neye olmadı. Cingen Mahallesi gibiydi. Davut Başkan sıcak asfalt döktürdü. Peki şu anki ekonomi durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizi zorlayan durum maaşımız 7,5 lira. Pazara geliyor 1 milyar lira harcıyor. Şikayetimiz var. En çok hangi ürünü almakta zorlanıyorsunuz? Her üründe. Örnek verebilir misiniz? Her ürün. Mesela bir tane şeftali alayım. Bizde mi 35 lira? Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tam berbat. Sıçra basıcıra piyasayı. En çok hangi ürünü almakta zorlanıyorsunuz? Mazot kupra almaktan alamıyoruz. Çiftçiyiz. Yapamıyoruz. Ekinimizi satamıyoruz. Kapıda duruyoruz. Şu an satışlarınız ne durumda? Yani geçmişe kıyas yaparsanız. Daha kötü. Buğdayımı satamıyorum. Buğday havluda. Okus randevu vermiyor. Devlet piyasa 6 lira diyor, 5 lira diyor. Almıyorlar. Tomarza Belediye hakkında ne düşünüyorsunuz? Davut Bey hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana göre sıfır. Memnun değil misin? Memnun değilim ben. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Tomarza Yeni Mahallesi'ndeyiz. Yeni Mahalle'de bir şikayetiniz var mı? Mahallenizde bir sıkıntı var mı? Sular kesiliyor, elektrikler kesiliyor. Şey, tam dediğim gibi gelmiyor. Sorun çabuk çözülüyor mu peki? Çözülmüyor. Durum bu. İyi günler. Teşekkürler. Tomarza Belediye Başkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetlerde memnun musunuz? Ya yapılan hizmetten herkes memnun. Bugün ortam bak, bu piyasa hizmetin yapıldığını görmüyor mu millet? Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben Tomarza'nın yakın bir köyünde yaşıyorum da. Akmeşit köyündeyim. Bünyan'a bağlı da biz buraya gelir gideriz pazara. Bünyan Belediyesi'ne de. Peki Bünyan Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yapılan hizmetler nasıl? Bak kardeşim, hepsi yukarılara dayanıyor. Yani onların hepsi hafif kalıyor. Emir büyük yerden geliyor. Elimizde, ellerinden gelen son sistem yardımın hepsini yapıyorlar. Bu millette bir yanlışlık var. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Hayır, bir sıkıntılı kardeşim, durum var mı? Bir saniye. Az evvel arkadaş dedi ki biz de hububatımızı veremiyoruz, alamıyoruz değil mi? 7-8 liraya alıyor devlet hububatını. Sen verecek yer arıyorsun. Her şeyi Allah'tan gelene hiçbir şeye mani olmaz. Deprem olmuş, öteber olmuş. Herkes yardım eliyle koşuyor. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Millette bir bolluk var. Parayı harcayacak yer bulamıyor. Lüks bir yaşantı bu var. Bu yaşantının üzerinde diyor ki Almanya niye bizden iyi yaşamıyor? Amerika, biz onlardan daha hüzür yaşıyor. Biz onlar, üstelik biz Müslümanız elhamdülillah. Onlar dinine sahip çıkamıyor. Bizden daha iyi yaşayan dünyada hiçbir devlet gösterebilir mi? Ben sana soruyorum bunu. Gösteremezsin. Bugün git başkanın yanına var. Şu başkan şu şikayetim vardı. Adam seni dinliyor. Her yardıma koşuyor. Bugün köyde, Hücre abi köydeyiz. Köyde duruyorsun. Ya benim karnım ağrıdı, ben hastalanıyorum mu ne oluyor? Hemen diyor ki arkadaş, alıyor ambulans gelsin. Ambulans ayağına geliyor. Ambulans senin annene babana ayağına geliyor. Ambulans seni hastaneye götürüyor. Her yoluyla bugün hastaneye git, adam kakılı dolu. Hiçbir kimse hastanede bir kuruş para veriyor mu? Yok. Bankamatiğin önü adam dolu. Hiç ömründe görmemiş. Balle balle millet para alıyor. Eski dönemde gidin parayı alamanız yok deniyordu. Belediye personelinin parasını alamıyordu. Teşekkürler. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Memnunuk ya. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden yaşıyorum. Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sıkıntınız var mı? Ya sıkıntımız işte bu ahırlar mahırlar daha halen orada uğraştırıyorlar abi. Ayette bulundunuz mu? Daha kaç sefer bulunduk, hiçbir şey yok. Kaç sefer söyledik arkadaş, kokudan duramıyor dedik, hiçbir tanesi. Ne reis ne bilmem ne, hiçbir şey. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday olursa desteklemeyi düşünüyor musun? Desteklemeyi düşünüyor da biraz daha çalışması lazım. Yeter kadar şeyi yok ya. Yani. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsun? İyi, belediye memnunum tabii, bir şeyimiz yok. Memnunuz abi. Peki Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsun? İncili Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede bir sıkıntı var mı? Çok şeyimiz yok mahallemizde, köyümüzde, belediyemizde. Sıkıntımız yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey aday olursa desteklemeyi düşünüyor musun? Aynen, gene devam. Aynen, vermeyi düşünüyoruz yani. Aynen. Peki ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sıkıntı var da, gelir de var ama ya. Gelir de var, sıkıntı da var ama
Bekliyoruz yani. Güzel teşekkürler. Hadi. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi şimdi o şeyden ben yorum yapamam, açık söyleyeyim. Neden? Yapmak istedim. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Tomarza? Mahallesindeyim. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Sıkıntılı durum var mı? Mahallede çok şikayet. Şikayet bitmez. Örnek verirseniz. Örnek. Artık ben ne vereyim şimdi örnek şikayet? Verin. Yani yapım yok, çalışma yok, şey yok, iş çalışması, köyün eksikleri. Temizlik sıkıntısı var mı? Ya aynen öyle, her şeyi var yani. Çevre düzenlemesi nasıl? Hiç sıfır. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday olursa oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Teşekkür ederiz. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz, memnun musunuz? Memnunuz tabii canım. İyi. Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben Gülveren köyündenim. Bulunduğunuz köyde bir sıkıntı var mı? Bir şikayet ettiğiniz durum var mı? Yok şükür Allah. Yok. Yani. Peki ne yapılmasını istersiniz faaliyet olarak? Vallahi, şu olsa benim köyüm daha iyi olur. Bizim köye doğalgaz gelirse zaten şey borular düşendi de daha memnun kalırız tabii. Başka peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey'i desteklemeyi düşünüyor musunuz aday olursa? İnşallah. Benim adım da Davut zaten. Arkadaşım da. Kesin. Peki şu anki ekonomi durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Patatesin kilosu 20 lira, 15 lira. Domates öylesine, şey öylesine. Yani bu pahalılık çok fazla. Düzeleceğine inanıyor musunuz durumu? Valla çok da inanmıyorum. Çünkü bizim milletimiz biraz menfaatçi. Teşekkürler. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Memnunuz. Peki Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Pusatlı Mahallesi'nde. Pusatlı Mahallesi'nde bir şikayetiniz var mı? Bir sıkıntılı durumunuz var mı? Ya, ufak tefek oluyor da tabii. Örnek verebilir misiniz? Nasıl diyeyim, bizim köyümüzün içinden doğalgaz hattı geçiyor. Orada çöküntü var. Yani bildirmemize rağmen kimse gelip ilgilenmiyor. Yapmadılar. Yapacağız. Korku içinde yaşıyoruz yani şu an. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Valla destekleme şimdi çıkacak adaya bağlı. Şu anki görüşüm desteklemek yönünde. Şu ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bizi çok şey etkiledi. Örnek verebilir misiniz? Valla örnek derken işte örnek pazar. Mesela pazarda her şey iki katı. Neyi almakta zorlandın? Valla işte kavun karpuz alacağım. İki tane kavun alacağım 200 lira. Teşekkürler. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? 20 yıldır aynı işte, değişen bir şey yok. Memnun musunuz? Değil misiniz? Tomarza'yı görüyorsunuz, neyse odur işte. Hangi mahallede yaşıyorsunuz Tomarza? Mahallesi. Şiraz Mahallesi. Bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Bir sıkıntılı durum var mı? Sıkıntılı yollar haşat durumda. Evet, ulaşımda sıkıntı var. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday olursa desteklemeyi düşünüyor musunuz? Zaten AK Parti üyesiyim. Hem destekleriz. Yani iyisine iyi deriz, kötüsüne de kötü deriz. O konuda da sıkıntımız yok. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Memnun musunuz? Valla biz dışarıdan geldik de. Dışarıdan geldik de gördüğümüz bir şey yok. 10 sene yine aynı. Değişim. Düzenli olarak geliyor musunuz her sene? Yani memleket. Hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? İncil Mahalle. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Bir sıkıntılı durum var mı? Aynen öyle, çöpten şeyden geçilmiyor yani, temizlik sıkıntı. Köpekler öyle, hayvanlar başıboş. Anladım. Peki şu anki ekonomi durumunu nasıl buldunuz Türkiye'nin? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya o kişiye göre değişiyor. Bana göre normal. Yani olmayan. Teşekkürler. Öyle.